raporları da Raşit'in getirdiği. Çok sayı. Çocuğun daha önce böyle bir rahatsızlığı var mıydı? Yoktu. Hiç böyle bir tedaviye, doktora gider miydi? Yoktu. Ben sadece ağrı kesici şırıp kullandırırdım, öksürük şırıp kullandırdım. Yani hepimizin kullandığı, çocukta evet. Hastalandığında. Ben ilaç, ilaç yani çocuğun özel bir eğitimlik durumu var mıydı, doğuştan gelen? Yok yok, hiçbir ya da yoktu. Doğduktan sonra daha küçük bebekken ben yaşadığı bir olay. Benim çocuklarım sağlıklıydı, hep düzenini bozdum. Düzeni bunu ikisi bozdu, ikisi. Bunları ikisi bozdu. Benim çocuklarımı düzeni onlara gidince bozdu. 2018 bozdum. Yılına kadar tekrar soruyorum, çocukların evet. Özel eğitim görecek bir... olayı, bir sağlık problemi oldu mu? Yok, olmadı. 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 Esra Hanım, bir zaten yılda çocuk bu olaylar... okula başlayınca bu olay çıktı. Okuyamadı, yazamadı. Niçin ondan sonra, Raşit Bey? Bu soruyu işte, hepinize soruyorum. Çocuk ne yaşadı? Büyük çocuk ilkokul 1'e başlayacak. Ne yaşamış olabilir? Yazamadı, okuyamadı. Bunun üzerine doktora getirdik. Testler yapıldı. Çünkü 7 yaşındaki çocuk nelere şahit oldu biliyor musunuz? Baba annesine şiddet uyguluyor. O çocuğun düzeni, aile düzeni bozuluyor. Bakın, anneyle babası ayrılıyor. Yok. Bir de babanın hayatına bir kadın giriyor. Baba bir anda o kadınla yaşamaya başlıyor. Birazcık annede kalıyor. Sonra oradan zorla alınıyor. Babasının yanında kalıyor. Evde bilmediği başka bir şey var. Sürekli bir kaosun içerisinde. Sizce 7 yaşındaki bir beyin, 7 yaşındaki bir beden bu yükleri kaldırabilir mi? Ben zaten çocukların öyle yükü kaldırmasını şey yapmıyorum. Çocuklarım rahat olsun diyorum ben. Benim çocuğum rahat yaşasın. Tek hepimiz yetişkiniz. Yaşadığımız sorunlarından dolayı hepimizin anksiyetesi, kaygısı artıyor. Çocuğum rahat yaşaması için 7 yaşındaki bir çocuğun yaşadıklarını böyle bir gerçekten gözünüzü kapatın düşünün. Bir karşınıza o 7 yaşındaki çocuğu alın ya. Bir kere düşünün. Çocuk bu yükleri kaldırabilir mi? Kaldıramaz. Evde 3 çocuk daha var. Bir de hanımefendinin çocukları var. Onlarla düşünsenize iki kişinin ilişkisi 4 tane çocuğun hayatına mal oluyor, geleceğine mal oluyor. Çok bunu rahat yapan anlaşıyor, kim? Çok rahat anlaşıyorlar onlar evde. Anlaşıyorlar. Şimdi tabii insanlar yayına ihbarda da bulunuyorlar. Hem telefondaki eşinizi hem de size bu soruyu yöneltmek istiyorum. Bu mahkemeler görülüyor tabii ama yayına gelen ihbarlarda da bu çocukların bir takım olumsuzluklara maruz kaldığı, çok yakın çevrenizden ve çocuklarınızla aynı okulda velilerinden geldi bu iddialar. Bu konuda ne diyeceksiniz? Çocuklarınız bir mağduriyet yaşıyor mu? Hayır, yaşamıyor kesinlikle. Aynı eşinize de sormak istiyorum. Yani Beskıs Hanım'a direkt sorayım mı? Mesela lütfen. Kış aylarında çocuğun montsuz okula gönderildiği konusunda, bir hırkayla okula gönderildiği konusunda... birkaç, yani aynı mesaj birkaç kişiden geldi. Beskıs Hanım. Efendim. Duydunuz herhalde. Duydum. Montla götürülmedi diye bir şey söz konusu değil. Evimiz okula çok yakın. Kendileri giyinip çıkanlarda zorlandıkları için okul kapılarına kadar götürüyorum. Merdivende montlarını çıkartıp alıp tekrar çocukları almaya gittiğimde geri götürüyorum. Olabilir miyim? Yani o ihbarlar doğru. Aslında çocuğun montla kış, bakın en soğuklarda montla değil hırkayla... Okulun kapısına kadar götürdüğümü söylüyorum zaten. Montsuz göndermem gibi. Zaten peki. Gönderme değil, ben götürüyorum çocukları. Peki, buyurun. Esra abla, bana uzaklaştırma niye almış? Benim bu kadının zoruna... Lütfen. Bu kadından benim zorum neymiş? Benden zoru neymiş bu kadın? Uzaklaştırma niye aldıkmış? Sebebi neymiş? Benden niye uğraşıyor? Ben çocuklarımı almak için uğraşıyorum. Kız Beskıs Hanım, size bir şiddet uyguladı mı? Uzaklaştırma kararı almışsınız. Evet, sözlü şiddet uyguladı. Kendisini 2019 yılının Kasım ayına kadar hiç görmedim. Birincisi benimle ilgili söylediği iddiaların hepsi yalan. Kendisini okula gelip çocukları bulamadığı gün... Öğleden sonra saat 1-1.30 gibi okula markete çocuklarla okula giderken... yolda önümüzü kesti. Benim çocuklarıma bakamazsın. Adalet. Ve yeterli Emine'yi almaya çalıştı. Yeterli Emine de bağırınca kaçtı. Bak, hayır, bile. İki çocuğumun üstüne yemin ediyorum görmedim seni ben. Görmedim. Bunun üzerine Makbule Hanım'la bir araya geldiniz mi? Aynı ortamda bulundunuz mu?
Aynı ortamda bulunmadık. Yolda karşılaştık sadece. Bizim evimizi arıyormuş kendisi. Tamam ama gördünüz yani. Bu arada size evet, hakaret gördüm. Ettiğini söylüyorsunuz. Evet gördüm. Hayır, görmedim. O gün ben savcılığa gittim. O gün ben hiç icradan... bu hanımefendiyi sokakta gördün mü? Görmedim. İki çocuğumun üstüne yemin ediyorum. Vallahi de billahi görmedim bak. Peki şimdi Özkan sendeyiz. Görmedim. Söyle Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Biz polislerle gittik, psikologla gittik. Onu hiç görmedik. Siz yanında mıydınız o gün? Çocukları o dövdü. Yanındaydım. Vallahi beraber gittik. Kıspes Hanım dinliyorsunuz. Evet dinliyorum. Ben onları görmedim zaten. Makbule Hanım sokak sokak geziyormuş. Bizim nerede oturduğumuzu öğrenmeye çalışıyormuş. Biz arabadan inmedik. Oğlanını göndermiş bize bakmaya. Hanımefendi. Ben bir şey söylemek istiyorum. Evet, bir dakika. Makbule hiç inmedi arabadan. Canlandırmak istiyorum. Şimdi icra marifetiyle sen çocukları almaya gidiyorsun. Evet gidiyorum. Sokakta o sırada Kıspes Hanım'la karşılaştığında hakaret ediyorsun. Ve diyorsun ki bunun üzerine bu kadın bana hakaret etti. Yanında. He? İcralar yoktu yanında. Buyurun siz yok musunuz yanında? Vardı. Hayır istersiz biz hiçbir zaman gitmedik. Esra Hanım icra ile geldiklerinde eski eve gitmişler. Zaten. İcra ile geldikten 2 saat sonra hayır, Makbule Hanım'la okulun arka sokağında karşılaştık. İki sokak aşağısında. Kapıyı sen açtın. Kıspes Hanım. Makbule yoktu o zaman. Efendim. Şimdi Raşit'in eşinden boşanması sizinle olan ilişkisi. Bu dönemde Makbule Hanım size hiç hakaret etti mi? Hayır ben kendisini tanımıyorum. Ben Kasım ayına kadar kendisini hiç yüz yüze görmedim. Nasıl tanımıyorsun? Nasıl tanımıyorsun? He? Nasıl tanımıyorsun? Bugün burada akşam ben şunu da belirtmek istiyorum. Şunu da belirtmek istiyorum. Tanışıyorlar mı? Makbule sen kısmını tanıyor musun? Ben aynı ortamda bulundun mu? Beraber caddeye çıktınız. Ne? Yengem kardeşini iyi tanıyorsun. Nasıl tanıyor seni? Neyi nasıl tanıyor yani? Kıspes seni hiç hayatında görmemiş. Utanmadan yalan söylüyorsun. Senin evine girdi mi? Düzen bozuldu. Sen yuvayı yıktın. Dur. Kıspes Hanım, siz bir efendim? Gece Makbule Hanım'la Raşit Bey'in evinde kalmışsınız. Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Kaldı. Hayır, onu kabul etmiyorum. Kesinlikle evime gelmedi. Bir de... Polisler geldi. Gelmedi. Yalan söyleme. Kesinlikle evime gelen olmadı. Yalan söyleme. Kesinlikle. Yalan söyleme bak.